Efendim şimdi hemen başlayalım. İşte durum bu, tablo bu. İyi Parti liderinin yeniden aday olmayacağını ya da olmayabileceğini ilk öngören kişi de zaten sizdiniz. Sizce bu %3,77'lik sonuç, yerel seçim sonucu nasıl tarif edilir? Yenilgi mi, hezimet mi İyi Parti açısından? Bir öz eleştiri yapmak isteseniz nereden başlarsınız? İlker Bey, bu her şeyden önce yerel seçim. Dolayısıyla burada iktidar ekonomik krizi örtülemek için muhalefet de uzun bir süre genel seçimdeki başarısızlıkları örtülemek için ve bunu ekranlarda ve diğer tüm alanlarda bu yerel seçime çok büyük bir anlam yüklendi. Bu bir yerel seçim. Yani yaşadığımız kentte, ailelerimizle birlikte olduğumuz kentte hayatımızın daha uygun, daha güzel, daha huzurlu yaşanabilmesi için kent bilinciyle, kentli bilinciyle bütün bunları tesis etmeye ilişkin bu kararları alacak başkanları ve belediye meclis üyelerini, seçiyoruz. Bu bir yerel seçim ama bu yerel seçim 8 aydır bambaşka bir alana tırmandırıldı. Yani genel seçim havasındaydı. Elbette. Yani seçtiğimiz sayın belediye başkanları, meclis üyeleri bizi Avrupa Birliği'ne sokmayacak. Türkiye'nin ekonomik krizini ortadan kaldırmayacak. Evet, yaşadığımız kente, hayatlarımıza, sosyal belediyecilik anlayışıyla ve belediyeciliğin diğer tüm imkanlarıyla çok önemli katkılar sunacak. Ancak Türk siyasetinde asıl olan, yani iktidarın el değiştirdiği husus genel seçimler. Dolayısıyla bugüne kadar her seferinde belli mottolar oluşturuldu. İşte X şehirleri alanlar iktidarı alır diye geçtiğimiz 14 Mayıs seçimlerinde bunun böyle olmadığını da gördük. Şimdi geri dönüyoruz. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonucunu kıyasen bu 31 Mart seçimlerine ilişkin bir vurgu yapılıyordu. Onun da öyle olmadığını görüyoruz. Şimdi şunu anlamakta güçlük çekmeye gerek yok. Toplum değişti, dünya değişti. Eskiden hatırlayın, Ankara'da olan bir hadiseyi Kars'taki vatandaşımız bir hafta sonra öğreniyordu. Efendime söyleyeyim, Isparta'daki vatandaşımız 4 gün sonra öğreniyordu. Şimdi Türkiye'de ve dünyada da Uruguay'daki bir konuyu 1 saniye sonra öğrenebiliyoruz. Eskiden haberi olmadığı ya da detaylara ilişkin bilgisi olmadığı için karar verirken bu eksiklikle karar veriyordu. Artık değişen toplumla birlikte algılarımız da değişti. Bugün çoğu zaman aldığı bilgi umrunda olmadan karar verebiliyor. O yüzden bu genel geçer, sloganik cümlelerle seçimleri tariflemek mümkün değil. İyi Parti, siz nasıl tarif ediyorsunuz o zaman? İyi Parti bu süreçte kurullarıyla, genel idare kuruluyla bir karar aldı. Kendi adaylarıyla seçime girmek. Bunu tekrar altını çiziyorum. İyi Parti'nin almış olduğu karar kendi adaylarıyla seçime girmek. Bu kararı 2 aşamada aldı. 1. 13 Eylül 2023 tarihinde. 13 Eylül 2023 tarihinde. Devamla daha sonra Özgür Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kongre oldu. Sayın Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yer değiştirdiler. Daha doğrusu Özgür Özel yeni genel başkan oldu. Daha sonra Özgür Bey Aralık, yanlış hatırlamıyorsam Aralık'ta, 4 Aralık diye hatırlıyorum, sayın genel başkanımızı ziyaret ederek bir işbirliği ya da ortak aday formülü üzerinden bir nezaket ziyaretinde bulundu. Devamla daha önce 13 Eylül'de İyi Parti'nin yetkili genel idare kurulu tarafından kendi adaylarımızla seçime girme kararı alındığı için bu konunun tekrar genel idare kurulu tarafından değerlendirilmesi gerektiğine sayın genel başkan karar vererek bu konuyu genel idare kurulunun gündemine alıyor. Genel idare kurulu gündeminde bu konu değerlendirildi ve devamlı bu konuda bir oylama yapıldı. Bu oylama kapalı oylama halinde yapıldı. 15'e 35 işbirliği yapmama kararı, daha doğrusu ortak adaylarla hareket etmeme kararı verildi. Şimdi buradaki temel problem şimdi şu. Şimdi çok özür dilerim, burada bir araya gireyim. bu toplantı ile ilgili bildiğimiz şu. AMB'deki 3 yok. Kendisinin de değerlendirmesi var, açıklaması var. İşte bir simülasyon da var o gün. Ahmet Zeki Üçok'un yaptığı simülasyona göre ittifaksız girilirse bir ilçe, birkaç ilçe, ittifakla girilirse şehirler, belki büyük şehirler kazanabileceğiyle ilgili bir sunum yaptı. Ve ittifak noktasında durdu. 35 isimde genel idare kurulunda hayır, hür ve müstakil kararını destekledi ve biz kendi adaylarımıza yarışa girelim dediler. Teşkilat ne söyledi? Ahmet Zeki Üçok'un aktardığına göre teşkilatlardan sorumlu isim Buğra Kavuncu. Teşkilatlı işte ben il başkanlarıyla konuştum. 20'si biz kendi adaylarımıza girelim derken diğer iller 60-61 şehir ittifak istiyor. Aydın'la ilgili keza böyle bir
bir tezinde savunulduğu da söyleniyor. Teşkilata rağmen bu karar mı alındı? Onu da sorayım araya girerek. Şimdi teşkilatların bu konuyla ilgili tabii teşkilat başkanlığı söz konusu toplantıda teşkilatlarla yaptığı, Ankara ve İstanbul teşkilatlarıyla yaptıkları toplantılara ilişkin bir takım anekdotları paylaştı. Bu tabii bir genel idare kurulu, kapalı bir toplantı. Dolayısıyla o kapalı olan toplantının detaylarını, çünkü bu bir partinin mahremi. Mahremdeki hususların dışarıya aktarılmasını da çok doğru bulmuyor. Bu bizim siyaset tarzımızda da olmamalı. Siyasetteki takım ruhunun da bunu kapsamadığını düşünüyorum. Ancak ama neticede artık bunu biliyoruz. Sonuç Türkiye olarak teşkilatlarımızın bir kısmı, büyük bir kısmı Ankara ve İstanbul özelinde bir ortak aday formülüne sıcak baktıklarını ifade ediyorlar ve toplantıda bu durum teşkilat başkanlığı tarafından da açıkça bildirildi. Yani biz İstanbul ve Ankara teşkilatlarımızla görüştüğümüzde onlar artık, daha doğrusu yeni durum içerir bir şekilde ortak adayla hareket etme noktasında büyük çoğunlukta İstanbul'da sanıyorum 31'e 8 olabilir yanlış hatırlamıyorsam. Ankara'da da 22'ye 7 gibi bir rakam ortak adayla hareket edebiliriz Ankara ve İstanbul üzerinde. Ezici bir çoğunlukta yani. Bu görüşleri yani bunu ezici evet. Ya da dengeli demekten ziyade bu teşkilat başkanına ulaştı ve bize bildirdi husus. Buna ilişkinle bir kapalı oylama yapıldı. 35'e 15 bir oy verildi ve kendi adaylarımıza gitmek. Şimdi sevgili İlker, problem şu. İYİ Parti kendi adaylarıyla seçime gidebilir. Tüm partiler kendi adaylarıyla seçime gidebilir. Evet. Ama temel problem şu dostum. 2019 31 Mart'ta yapılacak seçimin, yapılmış olan seçimin ne zaman yapılacağı anayasada yazıyor. 31 Mart 2024. Önümüzdeki yerel seçimde ne zaman yapılacağını biliyoruz. 30 ya da 31 Mart 2029. Yani bu genel seçim gibi değil. Belediye seçimlerinin öyle öne alma geriye almıyor. Hangisi pazarsa artık. Belli. Şimdi temel problem şu. Burada aslında İYİ Parti'nin kendi adaylarıyla gitme tezinin temelindeki belli doğruluk payları da var. Yani bunları toptan yok etmek de mümkün değil. Benim sahada ben biliyorsun daha önce genel sekreterlik görevindeyken milletvekili değildim. Evet. Siyasete ilk kez İYİ Parti ile başladım. Dolayısıyla ilk milletvekilliği seçimim sahada oy istediğim vatandaşla hemhal olarak onlardan oy istediğim ilk seçimim. Bu sırada enteresan bir şey tespit ettim. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de İYİ Parti teşkilatları şöyle bir duruma alışmışlar. Yani ortak adaylarla hareket ettiğimiz için teşkilatlarda yerelde bir hakimiyet kurma konusunda bir rehavet oluşmuş. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatları hem İYİ Parti teşkilatları yerelde bir rehavet içindeler. Evet. Yerel seçime ilişkin bölgelerinde. Yani şöyle bir bakış açısı var. Görece daha seküler alanlarda Cumhuriyet Halk Partisi aday çıkarır. Görece daha milliyetçi muhafazakar alanlarda İYİ Parti aday çıkarır. O zaman buralara çalışmaya gerek yok. Bu bir siyasi partinin o kendi karakteristiğini tamamen başka bir siyasi partinin pozisyonuna göre eklemleme. Siz de o gün alınan kararı destekleyenler arasında mıydınız, değil miydiniz? Seçim sonuçlarını bir daha geri dönecek olursak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bunun iki boyutu var. Birincisi 13 Eylül'de ben İYİ Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girmesinin bir partinin en doğal hakkı olduğunu, ancak bunun bir ön koşulu olduğunu. Yani bunun ön koşulu da şudur. Bizim 4,5 yıl boyunca bu konuda bir hazırlığımızın olup olmadı. Yani 31 Mart 2019'dan sonra ben il ve ilçelerde, ortak adayların olduğu il ve ilçelerde dahil bununla ilgili bizim ilgili birimlerimiz, yetkili birimlerimiz aday hazırlıkları yaptı mı? Buna ilişkin insanlar ben buraya adayım deyip 4 yıl, 4, çünkü 6 ayda yapılacak bir şey değil dostum. Evet. Olmamalı da. Siyaseti son 3-4 aya hasrederek hareket ederseniz vatandaştan aynı tepki alıyorsunuz. O zaman böyle yani bir hazırlık yoktu. Seçimde geliyorsunuz bir daha gelmiyorsunuz diyor. O yüzden özellikle yerelde 31 Mart 2019'dan bir gün sonra 1 Nisan sabahı eğer ben X bir ilde ya da ilçede belediye başkanı adayı olmak istiyorsam çalışmaya başlamam lazım. Bugün için de geçerli. Bugün için de geçerli tüm partiler açısından. Eğer böyle bir hazırlığımız varsa, böyle bir altyapımız varsa evet kendi adaylarımıza girelim. Eğer böyle bir hazırlığımız yoksa kendi adaylarımıza girme konusunu çok detaylı tekrar tekrar düşünmek zorundayız. Var mıydı peki? Maalesef böyle bir hazırlık olmadığını ilgili birimler ifade ettiler. Dolayısıyla biraz önce söylediğim sahadaki tespitlerimle de örtüşen bir durum. Devamında ihtiyacımız olan neydi? Buna rağmen oradan oy çokluğuyla kendi adaylarımıza girme kararı çıktı. Peki o zaman ikinci aşamaya geçiyoruz.
O zaman aday belirleme süreci. Burada ana eksen şu. Sayın Genel Başkan Meral Akşener'in özellikle 14 Mayıs ve 28 Mayıs sürecine giderken kamuoyu tarafından çok fazla, daha doğrusu siyasetin diğer alanları tarafından enfekte edilmeye çalışılan ancak çok stratejik ve önemli bir tespiti vardı. Kazanacak aday. Kazanacak aday neydi? Adayın cinsiyeti, adı soyadı, dini, dili, mezhebi hiçbir şey belli değildi. Kazanacak aday. Yani neydi? Bu ölçümlenecek, bakılacak. Tamam. Yani bütün adaylar konulacak, bakılacak. Şimdi kazanacak aday mottosu ve tezinin sahibi olan Sayın Genel Başkan'ın burada belediye başkan adaylarına ilişkinde kazanacak aday çizgisinin devam ettirilmesi gerekiyordu. Yani belediye başkanının belirleme noktasında. Geldiğimiz noktada başarılı olamadığımızı görüyorum. Çünkü bu noktada yerel yönetimler başkanları... Yani bu mottoya sahip olan kişi, Genel Başkan Meral Akşener, Mayıs için kazanacak aday teklifini ortaya koyarken, bunun üzerinden siyaseti de hani anlatmaya çalışırken, sokakta da ya da altılı masada da bunun tarifini yapmaya çalışırken, kendi adaylarını belirlemedi, kazanacak adayları... Kendi adaylarını belirlemedeki sorumlu Sayın Meral Akşener değil, ilgili birimler. Ama ilgili neticede? İlgili birimler bunları... ölçümleme tekniğini tespit etmek durumunda. Bu ölçümlemenin sonuçlarını da genel başkanlık makamını eksiksiz ifade etmek zorunda. O aşamada ben genel merkeze görevli değilim. O yüzden kimseye itham etmiyorum. Ama bu aldığımız seçim sonuçlarının bir ayda, iki ayda, üç ayda, dört ayda böyle bir rakamsal grafik eğrisine inmesi de ya toplumsal bir cinnet geçiriyoruz ya da bu konuyla ilgili ölçümlemelerde bir sorun yaşıyoruz. Ya da bu ölçümlemelerin ölçümleme yapanlar tarafından ifade ediliyoruz ya da bu ölçümlemeleri yapanlar eliyle genel başkanlık makamı yanlış bilgilendirilme cüretine de karşı karşıyayız. Bunların hangisi bilmiyorum. Bunları ilerleyen süreçte göreceğiz. Dolayısıyla geldiğimiz noktada değerli dostum konu kendi adaylarımızla seçime girmek değil. Bu bir siyasi partinin hakkıdır. Oy çokluğu, oy birliği bir problem yok. Bunun iletişiminde sanıyorum bir problem var. Yani bunun iletişiminde çoğu zaman partimizin bu konuyla ilgili kampanya dilinde bir gerginlik vardı. Yani adayımızı ifade etmek ya da adaylarımızın yeterliliğini ve niteliğini öne çıkartmak yerine iki belediye başkanının ya da karşıdaki belediye başkanlarınınla ilişkin beyanda bulunma toplumu çok gerdi. Bu bir sosyolojik sonuç. Yani sosyolojik sonuç diyorsunuz. Peki siz bunu nasıl yorumladınız? Siz nasıl hissettiniz? Yani o sert cümleler geldiğinde Ekrem İmamoğlu'nu kastediyorsunuz, Mansur Yavaş'ı kastediyorsunuz. Meral Akşener tarafından sert ifadelerle hedef alınmaları. Bu bir kampanya dili. Yani bu sadece... bu üslup, bu dil doğru mu? Peki? Sayın Akşener üzerinden değerlendirmiyorum. Bu bir kampanya dili. Çünkü partide bununla ilgili paylaşımlar da bununla alakalı. Yani benim karşı çıktığım ya da karşı çıkma demeyeyim. Bu doğru bir tabir olmaz. Çünkü seçim sattım halinde tekrar toplantı yapma imkanı olmadı. Ama benim anlamlandıramadığım ya da örtüşülemediğim durum şu. Ben İyi Parti'yim. Evet. Türkiye'ye umut olmak için Sayın Meral Akşener'in liderliğinde ve cesaretinde 25 Ekim 2017'de kurulduk ve bu partinin bütün zorluklara rağmen bu partiyi kuran ve ayakta tutan kurucu genel başkan Sayın Meral Akşener. Seçim sattım halinde başkanlık divanının devamlı surette kendi adaylarımızı öne çıkartmak yerine başka adayları ya da başka partilerin, başka partilerle olan ilişkileri üzerinden bir tanımlama. Efendim söyleyeyim, bunu... tanımlama mı? Karalama mı? Bunu, ya da bir kampanya değil mi? Şimdi ben kamuoyunun bir kısmı karalama olarak alıyor, bir kısmı tanımlama olarak alıyor. Dolayısıyla ben burada ifade ederken aşağı önce objektif olmam gerekiyor. Evet. Çünkü bu tanımlamayı yaptığını düşünen arkadaşlarımız da bunu tanımlama olarak tanımlıyor. Kendilerine benimsemiş olabilirler. Sonuç olarak ortaya çıkan şey şu. Bu dil, bu kampanya dilinde vatandaş şunu hissetti. Ya ben bu dili biliyorum, bu sesi biliyorum. Aa dedi, bu ses, bu sözler, bu ses, bu tını, bu AK Parti ile MHP'nin tınısı dedi. Yani İYİ Partilerin itiraz ettiği ses ve tınıydı. Evet. Seçmen bunu, muhalif seçmen, bu ses, bu ton, yani bu kampanya dilinden bahsediyorum. Yani itham dili. AK Parti ve MHP'nin söz, cümle ve tınısına çok benziyordu. Dolayısıyla seçmen bu dili ne İYİ Parti Genel Başkanı'nın, ne İYİ Parti'nin yetkili organlarının, ne İYİ Parti milletvekillerinin, ne İYİ Parti divanının ve genel idare kurulunun böyle bir niyeti, amacı olmamasına rağmen
İYİ Parti, AK Parti ve MHP yani Cumhur Koalisyonu'yla aynı dilde buluşturup Cumhur Koalisyonu'nun amaç ve baktığı vizyona baktığı iddiası ve şüphesiyle ve zanlıyla böyle bir tepki oyu oluşturdu. Bu her şeyden önce bir tepki oyu. Yani İYİ Parti'nin oyunun düşmesi tepki oyu. Öbür tarafta ise burada elbette Sayın Belediye Başkanlarına ilişkin de ben açık yerel... yönlülükle bir yandan da bir öz eleştiri yapıyorsunuz. Belki parti yetkili kurullarıyla yan yana gelmediniz. Bunu değerlendirme imkanınız ne kadar oldu bilmiyorum. Genel başkanla ya da ne bileyim grup başkanıyla, grup başkan vekilleriyle. Ama hani gördüğünüz yanlışları da burada dobra dobra anlatıyorsunuz. Ben her şeyden önce bu toplumun içerisinde ailesiyle birlikte yaşayan bir ferdim. Dolayısıyla İYİ Parti ile siyaset yapıyor olmam toplumdan kopuk olmam anlamına gelmiyor. İYİ Parti'nin şu anki her bir siyasetçisi bu detayları görüyor, yorumluyor. Şimdi bu hatalar da yapılacak sevgili Karagöz. Yani bu hataları yapacağız, sonra istişare edeceğiz. Bu hataları telafi edeceğiz. Burada eğer bu hukukta çok temel bir felsefe vardır sevgili İlker. Başkasının itham kendini müdafaa değildir. Dolayısıyla bu sürecin tamamında İYİ Parti'nin tüm paydaşları, tüm aktörleri bu konuda mesuldür. Yani bu konuyu genel idare kurulunda karar alınmıştır. Genel İdare Kurulu'nda hayır ortak adayla gidelim diyen arkadaşlarla ortak adayla gitmeyelim diyen arkadaşlar arasındaki ses tonu farkı da bizim sorumluluğumuzdur. Yani böyle bir şey olamaz. Ortak adaylarla gidelim diyen arkadaşlar ya da gitmeyelim diyen arkadaşlar üzerine bir şeyi yıkmak ya da partinin genel başkanı Sayın Akşener'in üzerine bu işi bırakmak bizim siyaset anlayışımızda da yok. O zaman elimizi yıkayıp çıkalım. Bu mevcut iktidarın tarzı. Yani birlikte hareket ettiği ya da birlikte karar aldığı organizasyonları tamamından elini yıkayıp çıkmak. Bu İYİ Parti'nin tüm yetkili organ ve kurullarıdır. Bizler de dahil sorumluluğudur. Bu sorumluluktan kimse kaçamaz. O yüzden bu hataları yapacağız. Ama tekrar söylüyorum. İYİ Parti bu ittifak dediğimiz sistemin Türkiye'de kalıcılaşması. Kalıcılaşırken partilerin kimliksizleştirilmesi gibi birçok yan etkisi var. Bir taraftan bir başarı elde ediyorsunuz. İYİ Parti... kendi kimliğiyle, kendi çatısıyla, kendi adaylarıyla, kendi partilileriyle, kendi kurmay kadrosuyla bundan sonraki yarışlara da girecek ama itiraz ettiği o iktidar dili, Cumhur İttifakı, AK Parti ya da MHP'nin dilini de kullanmadan mı? Ya dostum şöyle bir durum var. Yani 5 yıllık bir ilişki var. 5 yıllık ilişkide toplum şuna baktı. Ya kardeşim 5 yıldır niye bu kadar övdünüz? Bu 5 aydır da niye bu kadar bağırıyorsunuz bunları? Niye kızıyorsunuz? Bunu idrak edemiyor. Çünkü 5 yıllık bir kefalet var. Yani İYİ Parti'nin kefaleti var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kefaleti var. Altılı Masa paydaşlarının diğer 4 partinin 1,5 yıllık kefaleti var. Medyanın kefaleti var. Bugün iktidara yakın olmayan bütün medyanın kefaleti var. Dolayısıyla seçmenin kefaleti var. Şimdi kefaletle birlikte bu övgü, bu alkış 5 yıl boyunca devam etti. Sevgili Karagöz. Dolayısıyla 5 yılın sonunda seçim sattım halindeki bu tespitler ve bu ortaya konulan iddialarla ilgili vatandaş ya niye şimdi? Soru bu. Bakın iddialar doğru mu yanlış mı ben bilmiyorum. Ben soruşturmacı değilim, muhakkik değilim. İçişleri Bakanlığı'nda kontrolör değilim. Bu ayrı bir konu. Ama vatandaştaki temel soruyu soruyorum. Ya niye şimdi? O yüzden bu din, bu üslup, bu bir kampanya dili. Bunu tek başına Meral Akşener'in üzerine bırakmak... Kampanyayı kim yürüttü peki? O da partinin yetkili organlarında kampanya dili. Onlar da yani partimizin kampanyadan sorumlu birimleri var. Yerel yönetimlerle ilgili birimleri var. Bir reklam ajansı mı? Partinin kendisi mi? Ya buna parti karar verir. Partinin yetkili organları karar verir. Başkanlık divanı karar verir. Benim daha önce katıldığım programda da ifade ettiğim bu. Yani bugün bir genel başkan yardımcısı dediğiniz makamın bir tane asli görevi vardır. Yazısız. Yazısız. Hiç bunu tartışamazsınız. Genel başkan makamına girdiğiniz anda hiçbir kelimeyi, bir kelime mübalağa edemezsiniz, bir kelime eksik beyanda bulunamazsınız. Bu yazısız kuraldır. Yani yerel yönetimden mi sorumlusunuz? Neyse o. Parti genel sekreteri misiniz? Teşkilattan mı sorumlusunuz? Onlar oradaki görev tanımlarınız ayrı. Tüm divan üyelerinin, tüm milletvekillerinin, tüm il ilçe başkanlarının bir asli görevi vardır. Kolektif olabilmek ve genel başkanlık makamını doğru bilgilendirebilmek. Çünkü genel başkanlık makamı özellikle Meral Akşener için söylüyorum. Bir aygıttır. Doğru bilgiyi verirseniz doğru analiz çıkar. Bir bunu şüphede bırakıyorsunuz burada. Ben bugüne kadar Sayın Akşener'le hem kurucuydum. Sayın Genel Başkanımızın
4 yıl genel sekreterlik görevinde birebir çalışma fırsatım olduğu için söylüyorum. Çok net söylüyorum. Meral Akşener öyle bir deneyim ve aygıt ki doğru bilgi verdiniz, doğru analiz çıktı. Ben bakın 4 yıllık bir tecrübeden bahsediyorum. O zaman? 4 yıllık bir tecrübeden bahsediyorum. Dostum. O zaman? O yüzden ben o yanlış süreci, bilgi, yanlış sonuç mu? Benim endişe ettiğim konu bu. Çünkü genel başkanlık makamı bizlere görev tevdi ettiğinde bizleri tekrar teyit etme ya da bizleri kontrol etme ihtiyacı duymaz. O yüzden ya arkadaşlarımız yanlış enforme edildiler, ya arkadaşlarımız yanlış, ben onu bilmiyorum. Ama sonuç olarak benim 4 yıl tecrübe ettiğim süreci anlatıyorum. Sayın Genel Başkan'la çalışma ve mesai sürecimi tarifliyorum. Ortaya çıkan sonuç bu. Şimdi İYİ Parti'nin aldığı oy oranını analiz ettiğimizde... burada. Evet. İYİ Parti'nin özelliği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in özelliği sürekli sokakta olması, vatandaşı, insanları dinlemesi, esnafı dinlemesi ve onların derdini anlatıyor ve anlıyor olması lazım. Ve onları da zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kürsüye taşıyan bir liderdi. Öncülük de etti. Şimdi yeniden sokakta kalalım. İYİ Parti'den devam edeceğiz. Sokakta insanlar yaşadıkları, yönetmenimizden Şehnaz Ersoy'dan bir rica edeyim. İşte bugün Arife, yarın bayram ve bayram dediğinizde Ramazan bayramı, işte kimileri de şeker bayramı der. Baklava mesela Ramazan bayramının vazgeçilmezleri arasında. Yine sokaktan devam edelim. Yine sokakta olalım. İnsanların memlekette uygun fiyattan ucuza baklava alabilmek için metrelerce nasıl kuyruk oluşturduğunu ekranlarınıza getirelim. Bayramın tadı baklavayla mah şekeriydi, unuydu, fıstığıydı derken baklava da çoktan lüks oldu. Fiyatlar el yakarken ucuz baklavayı duyansa koştu. Kuyruğun ucu bucağı gözükmedi. Bir saati geçti. 2 kiloya yakın alırım. Fiyatları cevizli 84, fıstıklı 155. Dışarıda en ucuzu herhalde 400 liradan aşağı yoktur. Fıstıklı 5-600'dür. İstanbul Bahçeli Evler Şirin Evler semtinde bir baklavacı Ramazan bayramı nedeniyle fiyatlarında indirime gitti. Cevizli baklavanın kilosunu 84 lira, fıstıklı baklavanın kilosunu da 155 liradan satışa sundu. Fiyatlar piyasanın 1/3'üydü. 1,5 saat oldu bekliyoruz. Fiyatları uygundur, onun için bekliyoruz. 1 saat oldu ya, 1 saat. Ucuz baklavayı duyanlar dükkanın önüne akın etti. Baklavacının kapısında oluşan kuyruk havadan böyle görüntülendi. Bir saatte bekleyen oldu, 2 saatte. Ama daha fazla bekle deseler yine beklerdi o kalabalık. Çünkü beklediklerine değdi. Fiyatlar çok uygun. Dışarı 1/3. Dışarının 1/3 yani aşağı yukarı. Cevizlinin kilosu 280-300'den aşağı yok. Burada 84 lira mesela. Bekleme değiyor tabii. Şimdi %3,77'lik ya da ne bileyim istenilen hedefin bayağı bir uzağında olan oy oranı demiştiniz. Sokağın hali bu ve sizin İYİ Parti'nin almış olduğu oy oranına da bakalım. Devam edelim. Ne dersiniz? Az önce izledik haberimizi. Ya. Şimdi %3,77. Buyurun. Evet, şimdi bütün bu asıl sebep bu. Asıl konu bu. Asıl konsantre olmamız gereken konu da bu. Hala bugün Türkiye'de bu ekonomik krizin temeli. Geçenlerde bir araştırma gözüme çarptı sevgili Karagöz. Türkiye'deki birinci öncelik %66 ile ekonomik kriz, ekonomik buhran. Türkiye'nin adalet problemi %2,2. 7. sırada. 66 ile ekonomik kriz 1. sırada. Bunun asli sebebi adalet problemi 2,2 ile 6. sırada. Yani Türkiye'de adalet deyince çoğumuz bunun mahkemenin verdiği ya da mahkemeyle alakalı bir şey zannediyoruz. Adaletsizlik bu. Biraz önce gösterdiğiniz. Yani bugün Türkiye'de mülakatlarla adaletsizlik. İşe girerken kiminin çocuğunun dışarıda kalıp kiminin çocuğunun alınabilmesi. Bugün kredilerde şu an biliyorsunuz kimse kredi alamıyor. Öyle bir yere getirdiniz ki sözü. Nav Haber'in özel haberiydi. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can. İşte cep telefonuna gelen torpil mesajı. Evet. O torpil mesajlarının neticede nasıl sonuçlandığını takip edebildiniz mi? Hani İYİ Parti'de bir sürü durum yaşanırken bunu takip edebildiniz mi? Yani bende o bilgi yok ama yetkili arkadaşlarım takip etmiştim. O zaman ben size o bilgiyi, izleyicilerimize de o bilgiyi verelim mi? Şehnaz Ersoy'dan, yönetmenimizden rica edeyim. Adalet Bakan Yardımcısına gelen o mesajlar ki torpil değil canım, talep de denilivermişti.
nasıl neticelendi? Bakalım o taleplerle ilgili komisyonlar, ilgili komisyonlar ne kararlar almışlar? Torpil mesajları, neler söylüyor? Torpil mesajları falan yok. Ellerine verilen torpil listesine göre Adalet Bakanlığı'na adam alıyorlar. 90-95 almış çocuklar Adalet Bakanlığı'nın mülakatında eleniyor. 87 puan alarak il birincisi oldum ancak 76 puanla son sıra başarılı sayıldı. Siz çok iyi olsanız da eğer AKP'li bir bakan, bir milletvekili yani bir yandaş kanal bulamıyorsanız asla sınavları kazanamazsınız ve işe giremezsiniz. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın torpil yazışmaları yaptığı görevde yükselme sınavının sonuçları açıklandı. Yazılı sınavda 90 üzeri puan alanların mülakatta elendiği ortaya çıktı. Bakan Yardımcısı Can'ın torpil listesinde yer alan isimler yükseldi. Görüyoruz ki kendisine torpil talebiyle gelenlerin tamamı işe girmiş. Buna karşılık 85, 90, 95 alanlar yazılı sınavdan mülakatta elenmişler. Bunun adı insanların geleceğini çalmaktır. Bunun adı hakka girmektir. Torpil mesajları falan yok. Temel hak ve hürriyetler, kişi hak ve hürriyetleri, mahremiyet konusunda biraz bakın. Yarım saattir bir cep telefonu çekilir mi? Bize talepler gelir, biz ilgili yerlere iletiriz. Now Haber'in görüntüleriyle gündeme gelmişti. Bakan yardımcısının torpil listesi. Bakan yardımcısı kendisine ulaşan notlar için tek tek yanıt vermişti. O isimler mülakatta kazandı, görevde yükseldi. Ama yazılı sınavda yüksek puan alanlar, hatta il birincisi olanlar mülakatta elendi. Adalet Bakanı ise liyakate bakacağız demişti. Liyakatı esas alan bizim kriterimiz vardır. Herkes ulaşabilir, mail atabilir, cep telefonlarına mesaj atabilir. Tüm bu talepleri değerlendirecek olan ilgili komisyonlardır. Yazıklar olsun, böyle bir Adalet Bakanı, böyle bir ülke olur mu? Hani mülakat kalkacaktı. Söz vermişti Recep Tayyip Erdoğan. Mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Mülakat kalkmadığı gibi binlerce gencin hakkını yediniz. Kul hakkı yediniz, adaletiniz batsın. Yazıklar olsun. Cumhurbaşkanının mülakat kaldırılacak sözü, Adalet Bakanı'nın atamalarda kriterimiz liyakat açıklaması, bakan yardımcısının torpil listesinde yer alan isimlerin görevde yükselmesi, mülakatta torpil tartışması da yeniden alevlendi. Mülakatta istediklerini geçiriyorlar, istediklerini bırakıyorlar. Yine torpil, yine hak gaspı. Kim yapıyor? Olmayan adaletin bakanı. Gündem aslında adalet, gündem liyakat, gündem ekonomi olmalıyken nereden nereye savruluyor? Ankara'da, siyasette gündem. Tekrar buraya geri dönelim isterseniz. Siz evet. de hatırlattınız mülakatı evet. ve liyakati. Yani bu Türkiye'de artık olağanlaşan bir durum. Bugün verdiğiniz haberden sonra, bugün bu haberden sonra, bu program bittikten sonra, tabii şu an bayram tatilindeyiz, önümüzdeki hafta pazartesi günü bunun başka versiyonuyla karşılaşacağız. Bilmediğimiz, bu şehrin hangi sokağında yaşadığını bilmediğimiz, bu ülkenin hangi şehrinde yaşadığını bilmediğimiz insanlar yine bu mülakat garabetinde ülkeye, devlete ve millete olan adalet duygularını ve güvenlerini yıprattıracaklar. Bu kafa yıprattıracak. Bu kafa bu işten vazgeçmiyor. Yani bu artık kadrolaşma falan da değil sevgili Karagöz. Bu kadrolaşma falan da değil. Nedir bu? Bu artık küçük tek adamcıkların oluşması. Küçük tek adamcıklar. Yani burada başta Sayın Cumhurbaşkanlığı makamı, onun dışında gittiğiniz her yerde herkes tek adam olmuş. Her kamu kurumunda, her başkanlıkta herkes tek adam olmuş. Onun altındaki hiyerarşide de herkes tek adam olmuş. Gittiğinizde bir yere bir şey ifade ettiğinizde bakınız şu anki kamudaki saltanata bakınız. Görün. Yani nereye giderseniz gidin, hangi makama giderseniz gidin, herkes birer tek adam. Ve o yüzden de bu sistemi herkes muhafaza etmeye çalışıyor. O yüzden her tek adam, o küçük tek adamların her biri de kadrolaşmaya çalışıyor. Her biri bir kudret, her biri bir erk imajı vermek için bu organizasyona devam ediyor. Ve işin acısı bu olağanlaştı. Bugüne kadar hatırlayın, anamızdan babamızdan hatırlayın. Eskiden okurlardı, çizerlerdi, uğraşırlardı. Sonra giderlerdi, bir sınava giderlerdi. Orada tek ihtiyaçları olan devletti. Şimdi çok uzun zamandır, yani 20-25 yıldır devletle vatandaş arasına belli alanlar konuldu. Cemaatler konuldu, tarikatlar konuldu, siyaset konuldu. Benim anam babam devlette işe girerken iki yargıç olarak biat ettikleri
şükrettikleri şey devlet. Çünkü okumuşlar, gitmişler, devletimiz onları değerlendirmiş ve almış. Evet. Şimdi yeni nesle bakıyorum. Devlete vefa borcu yerine devlete girmelerini sağlayan ara alanlara vefa borcu yaşıyorlar. Bunun birçok örneğini de gördük. Yani devletin talimatıyla aradakilerin vefa borcu olan aradaki talimatlar arasında hangisini seçtiklerini daha 15 Temmuz'da şurada arkamızdaki Gazi Meclis bombalanırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü bombalanırken bunların hepsini yaşadık. Cemaatin tarikatın talimatı mı, devletin dur talimatı mı bastılar öbür tarafa ve ülkemizi bombalayabildiler. O yüzden bu sadece devlete ve devlete güvenerek ve devletin adalet duygusuna güvenerek bu süreci yönetmek yerine bu dediğim gibi küçük adamlar, küçük tek adamlar üzerinden bu işin sevk ve idare edilmesi hepsi için fonksiyonel. Siz de bunlar olmasın diye bir siyaset üretmek istediniz İYİ Parti'de ama yerel seçimlerde de istediğiniz sonucu elde edemediniz. Neticede %3,77'lik oy oranı. Bunun telafisi nasıl olacak İYİ Parti açısından? Oraya gelelim. Sevgili İlker, biz bunu hak etmiyoruz. İYİ Parti'ye gönül vermiş insanların hiçbiri bu oy oranını hak etmiyor. Dolayısıyla bu anlamda kongre kararı çok doğru bir karar oldu. Kongremizle birlikte de İYİ Parti yeniden kararlılıkla bu oy oranının bütün analizlerini yaparak bundan sonra İYİ Parti'ye gönül vermiş olan tüm partililerimizi ve bu partinin kurucu kodlarını tekrar öne çıkararak Türkiye'de İYİ Parti iktidarını, İYİ Parti'nin siyasetini, İYİ Parti'nin siyaseti yön veriş tarzını tekrar şahit olacak ve görecekler. O yüzden bunu sürecin tamamı biraz önce ifade ettiğim gibi gerekçelerini ifade ettiğim hususlar bunu ortadan kaldıracağız. Bu oy oranını hak etmiyoruz. Partililerimiz de hak etmiyor. Dolayısıyla bunu telafi edeceğiz. Çok kararlıyız. Akşener'in aldığı karara ne dersiniz? Doğru buluyor musunuz? Vallahi bu konuya ilişkin ben katıldığım programda da ifade ettiğim şu. Bu benimki bir temenni ya da dilek değildi. Ben Sayın Akşener'in bugüne kadar ki hatta şöyle bir açıklama da olmuştu. Yine senin programındaydı. Sen böyle bir soru sorduğunda Sayın Akşener gereğini yaparım dedi. Doğru. Devamla biz partide sanıyorum genel idare kurulu toplantısıyla ama birkaç toplantıda da ifade edelim milletvekilleri toplantısında da. Sayın Genel Başkan hani burada gereğini yaparım demeseniz bu sorumluluğu almasanız çünkü bu bir kurul halinde alınan karar. Sayın Genel Başkan bu konuda çok net olduğunu ifade etti ve devamla katıldığı birçok organizasyonda da basın mensuplarının sorduğu alanlarda da gereğini yaparım, siyasetin sesiyle uğraşmam gibi cümleler sarf etti. Şimdi biraz önce de ifade ettim yani Meral Akşener'le uzun süre çalışmış olmaktan, Sayın Meral Akşener'le uzun süre çalışmış olmaktan kaynaklı. Benimki bir analiz yani bu cümleleri alt alta koyuyorum. Meral Akşener'in bugüne kadar verdiği hiçbir sözü yerde bırakmadığını biliyorum. Dolayısıyla ben aday olacağını düşünmüyorum dedim. Ve nitekim Sayın Akşener de pazartesi günü yapmış olduğu basın açıklamasıyla aday olmayacağını ifade etti. Ve şimdi partimizde bu konuya ilişkin, sürece ilişkin şu an bildiğim kadarıyla 3 tane aday var. Bir adayın adaylık durumunu tartışmalı olarak değerlendiriyor genel merkez şu an. 4 olur mu? Tartışmalı kişi dışarıda bırakılırsa. 4 yani, olur mu? Bu süreç devam ediyor. Kürşat Bey olabilir mi? Bilge Yılmaz dahil olur mu? Uğur Poyraz burada nerede durur? Uğur Poyraz şu an tam karşında duruyor. Aday olur mu? Şu an için böyle bir kararım yok. O yüzden süreci gözlemliyorum. Çünkü burada bu tür hususlar... Yani şöyle ifade edeyim sevgili Karagöz. Bu alınan seçim sonucu benim için de bir travma. Ya ben de üzüldüm. Bu partideki her İYİ Partili gibi, bu partiye gönül vermiş herkes gibi ben de üzüldüm. Ve bu partinin çok hızlı bir şekilde toparlanabileceğine, birbirlerine kenetlenebileceğine çok inanıyorum. Çünkü uzun zamandır şöyle bir sorunumuz var. Düzeltilebilir buluyorsunuz bir yandan da. Değerli dostum yani %20 oy alabilirsiniz. Bu bir siyasi parti kültürü açısından ifade ediyorum. %20 oy alabilirsiniz, 200 belediye de alabilirsiniz ama bu sırada birbirimizi kaybetmemeliyiz. Biz İYİ Parti'de bu siyasetin hengamesinde sanıyorum birbirimizle olan müttefik olma, kol kola olma duyguları biraz zedelendi. Çünkü biliyorsun bizim hemen seçimlerden önce kongremiz vardı. Evet. İl ilçe kongreleri.
Orada bir yıpranma oldu. Devamında bir temayül süreci vardı. Orada bir yıpranma oldu. Devamlı 14 Mayıs seçim sonuçları, ondan sonra bir 24 Haziran Kongresi, ondan sonra da yerel seçim prosesi. Bunlar da hep arkadaşlarımızın parti içinde rekabetlerin olduğu alanlar ve çok yorulduk. Parti içi rekabet zordur. O zaman sizin formülünüz nedir? Parti içindeki bu rekabet bir kenara bırakılsın, bir abi formülü işletilsin ya da... Buradaki temel konu bir siyasi partinin her şeyden önce teşkilatlarında, o partide siyaset yapmada ve diğer tüm alanlarında net, değişmez, eğilmez, bükülmez kriterleri olacak. Yani ben iktidarı ve devletin yönetim biçimini eleştirirken kendi siyasi partimde veya tüm siyasi partiler için söylüyorum ama kendi partim adına konuşabilirim. Yaptığım her eylemin sonucunu bileceğim. Bu birinci kural. Yani bir siyasi partiye mensup olan herkes o siyasi partideki kriterleri net olarak bilecek. Bu kriterlere göre bu siyasi partide siyasetini yapacak ve kariyerini yapacak. Bu hepimiz için geçerli. Şu an sahada pırıl pırıl gençler var. Muazzam coşkulu kadınlar var. Ama bunu ıskalayan, yakalayamayan da bir parti yönetimi var. Ve Uğur Poyraz da galiba bunu hatırlatıyor. Yani burada o parti yönetimine sonuçta partinin milletvekili olarak, daha önceki genel sekreteri olarak ben de kendimi bundan ayrı tutamam. Ben de bu sorumluluğun bir parçasıyım. Ancak uzun zamandır böyle bir farkındalıktayım. Bu farkındalığı en azından yeni kongremizden sonra seçilecek mevcut adaylar üzerinden yeni kongremizle birlikte bunu bertaraf etmeye dönük, hep beraber bertaraf etmeye dönük neler yapacağımıza bakacağız. Sorumluluk düşerse ben oradayım mı diyorsunuz? Ben her zaman aynı ifadeyi kullandım. Genel başkanlık dahil mi? Bugüne kadar adaylığı, teşkilatımız, delegasyonumuz ve tabanımızın verdiği her göreve hazır olduğumu bulunduğum her platformda ifade ettim. Sanıyorum İYİ Parti'de, KAYR Ekseriyet'te böyle tanımlanıyorum. Yani görev adamıdır derler. Dolayısıyla siyasette de oluşan her alanı bir makam değil, bir görev olarak kabul ediyorum ve şunu da ifade etmek istiyorum. Ben de varım demek için erken diyorsunuz şu anda. Çünkü bu tabanın teklifi ve tabanın talebi olması gerekiyor. Bu inandığım şey. Çünkü şöyle söyleyeyim. İYİ Parti'de kurucu olmam hasebiyle şunu gördüm. Bugün herhangi bir ilimizin ya da ilçemizin herhangi bir yönetim kurulu üyesi ya da herhangi bir parti üyesi, bırakın yönetim kademesinde olmayı, bu işi gönüllülük hesabıyla yapıyor. Gönüllülük olarak yapıyor. Ben de bu partide bunu genel sekreter görevini ifade ettiğim halde gönüllü esasıyla yapıyordum. Gönüllüler arasında hiyerarşi olmaz dostum. Gönüllülük arasında hiyerarşi olmaz. Orada bir bütünlük olur. Dolayısıyla artık yeni nesil siyasetin tanımı da ekip halinde hareket edebilmek. Bugün Sayın Akşener bu partinin kurucu genel başkanıdır. Daima da bu partinin kurucu genel başkanı olacaktır. Ama bundan sonra bu partide genel başkanlık koltuğunda oturan herkes ekip lideri olacaktır. Adaylıkla ilgili dün almış olduğu karar da doğrudur diyor musunuz Sayın Akşener'in? Yani aday olmama. Yani bunu doğru ya da yanlış değerlendirmem Sayın Genel Başkan'ın söz konusu olduğu bir yerde bana düşmez. Ama Meral Akşener'in daha önce de ifade ettiğim gibi çizgisi bugüne kadar Meral Akşener'in sözünün havada kaldığını görmedim. Şimdi bir konu daha var. Teşkilatların da ağır yaralı olduğunu söyleyelim İYİ Parti açısından. Ama diğer tarafıyla da belki de orduda bir yarış kazanılabilirdi ama tartışmalara kaldı. Enver Yılmaz da bugün YSK'nın önünde olacak. YSK'ya gidecek. İtirazları var. Böyle partili gibi davranan Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, işte başkanları, buna dair itirazları var. Bir dinleyelim. Uğur Poyraz hukuki açıdan bir hukukçu olarak ne söyleyecek? Bugünkü buluşmayı öyle tamamlayalım. Muhtemelen ülkemizde ilk defa karşılaştığımız bir durum. Ülkem adına ve demokrasim adına üzülerek söylüyorum, tespit ettik. Sandık kurulu başkanlarının siyasi partilere üye olduğunu tespit ettik. Memurlar siyasi partilere üye olamaz. Siyasi parti üyesi olan memur zaten olamaz. Sandık kurulu başkanı hiç olamaz. Üye zaten olamaz. Ama sandık kurulu başkanı neticeyi değiştirecek oranda seçimin yenilenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılacak oranda tam kanunsuzluk hali var. Yüze yakın tespit ettiğimiz sandık kurulu başkanlarının siyasi parti üyesi olması totalde 22 bin oya denk geliyor. Aradaki fark 16 bin. Bu seçimin tam kanunsuzluk sebebiyle YSK tarafından iptal edilip 2 Haziran tarihinde ordu seçimlerinin yenilenmesi kararını Yüce Mahkeme'den yarın saat 11 itibariyle ben bizzat talep edeceğim.
bütün hazırlıklarımızı, evraklarımızı, konuştuğumuz bu konuları delilleriyle, tarihleriyle, sandık başkanı olduklarına dair evraklarıyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu'na inşallah intikal ettireceğiz. Seçimlerin, ordu seçimlerinin yenilenmesine karar vereceğine canı gönülden inanıyorum. Ordu'da seçimlerin yenilenmesini istiyor İyi Parti ve acaba Uğur Poyraz ne der? Tabii burada ben notlarımı da almıştım buraya gelmeden önce. Tabii süreci de takip ediyoruz. Enver Başkan ve bizim partimizin bu konuyla ilgili yetkili birimleri orada çok ciddi bir mücadele verdi. Ve Enver Başkan'la birlikte bizim hem meslektaşım hem eski milletvekilidir, ordu milletvekilidir Rıdvan Yalçın bu süreçte çok etkili ve çok kararlı bir süreç üretti. Bununla ilgili bizim yine partimizin yetkili organlarında Mustafa Tolga Öztürk, Hakan Şerep Olgun bu süreci takip etti. Çok enteresan. Şimdi çok temel bir konu var. Kamu görevlisi olacak sandık kurulu, husus bu, bu kanunun maddesi. Kamu görevlileri parti üyesi çıkıyor. İlker Bey. Bu olabilir mi? Bu mümkün değil. Ya şimdi bakın şeyde İstanbul seçimlerinde. Peki ölü seçmen olur mu? Hatay'la İstanbul seçimlerinde 31 Mart'ta hatırlıyorsan yenilenen İstanbul seçimlerinde kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyeleri olması sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaline karar verdi. Evet. Yenilenmesine yani sandık kurulları üyelerinin sandık kurulu üyelerinin kamu görevlisi olmaması sebebiyle. Şimdi Ordu'da sandık kurulu üyeleri kamu görevlisi adamlar siyasi parti üyesi. Şimdi bu bile başlı başına geri kalan her şeyi bırakın. Yani 93 bin oyda geçersizlik var. Bunun 33 bini büyükşehire ilişkin. Aradaki fark 16 bin bu arada biliyorsun. Evet. 33 bin tane oy büyükşehir pusulasıyla alakalı. Ve bunlar ne hikmetse sandıktan alınıyor. Saat 7, 8, 9 sularında sabah 3'e 4'e kadar sandık kurulu mensuplarının yanında dolaşıyor. İlgili toplama merkezine getirilmiyor. Yani bütün bunların hepsinin görüntüleri sabit. Sandık kurulundaki kamu görevlilerinin siyasi parti mensubiyetine ilişkin bütün görselleri ve görüntüleri almışlar. Bunları da sunuyorlar. Ve işin enteresanı şu. Bu konunun hala il ve ilçe seçim kurulunda değil YSK'ya gelmek zorunda olması. Yani bakın, aslında hala, orada bunu çoktan meseleyi çözülmüş olması gerekiyor. Küçük tek adamlar. Siz niye orada oturuyorsunuz? Şimdi bu küçük tek adamların şöyle bir özelliği var Sayın Karagöz. Bu küçük tek adamlar kendi iktidar alanlarında tek adam. Bu tür olaylarda inisiyatif yok. Hemen yukarı. Hemen yukarı. İşte bu da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin özeti. Peki o zaman İyi Parti'nin beklentisi ordu ile ilgili son cümle bunu alayım. Yüksek Seçim Kurulu'nda bu konuda bu hukuksuzluğa, bu kanunsuzluğa, bu kural tanımazlığa. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu sonuçta bir yargı organıdır. Verdiği kararlar buna göre tesis oluşur. Enver Bey de bu süreci çok sağlıklı bir şekilde götürdü. Sakin bir şekilde götürdü her şeyden önce. O devlet aklıyla ve devlet ahlakıyla götürdü. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu'ndan ben en doğru kararın çıkacağını ümit ediyor. Bununla takipçisi olacağımızı ifade ediyorum. Son bir şey söylemek Lütfen. İstiyorum. Özellikle 27 Nisan'dan sonraki İyi Parti'nin siyasetinin toplumun tamamını kucaklayacağı, toplumun tamamının beklentilerini karşılayacağı ve İyi Parti'nin artık merkez siyasetin tek adresi olacağını buradan huzurunuzda, programınızda vesilesiyle ifade etmek istiyorum. Milletimiz bugüne kadar bize güvendi. Bundan sonra da güvenmeye devam etsin. Bundan sonra onlara söz veriyoruz. Güvenlerini boşa çıkaracak bir durum söz konusu olmayacak. Bu kavgamızı, bu mücadelemizin asli unsuru bu sistemdir. Türkiye'deki sistemin değişmesidir. Ondan sonra da bu sistem değiştikten sonra inanın siyaset çok daha keyifli, çok daha güler yüzlü bir hal alacaktır. Bunun için de İyi Parti bunun garantörü olacaktır. Efendim teşekkür ederim. Teşekkür geldiniz. Ederim. İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Nav ekranlarında Çalar Saat'teydi. İyi Parti'de olup bitenleri anlattı.